Evet, merhabalar. Merak edenler için Renault Austral'a bir bakış attık. Alpine Esprit modeliyle beraber burada mat gri rengiyle çok çok şık duruyor. Şöyle etrafında beraber sizle gezelim, siz de tasarımı görmüş olun. Gerçekten mat grisi çok çok güzel. Boyutlarını merak edenler için 4,5 metrelik bir boy var. Bir Peugeot 3008'den daha iri gözüküyor. Yani fiiliyatta görme şansı olmayanlar için boyut anlamında da yorumlamış olalım. Diğer taraftan da şöyle bir bakayım. Ters ışık olmuş olacak ama şöyle bir etrafını gezmiş olalım Austral'ın. Enerjisi de verilmiş durumda. Enerjisine de bakarız. İçeriden de şöyle bir bakış atarız. Ön tasarım çok çok şık. Şöyle bir bakalım far yapısı, yeni ızgara, yeni tasarım. Megane 4 ile beraber gelen tasarım dili burada da karşımıza çıkıyor. Gerçekten canlı gözle gördüğünüzde çok çok şık bir model olduğunu söylemem lazım. Alpine Esprit zaten dolu dolu geliyor. Motor kaputunun altında 1.3 turbo benzinli motor var. Baktığımızda 160 beygir güç üretiyor. CVT şanzıman ve multi-bit üniteyi birlikte görüyoruz şöyle. Dar bir alanda ters açıda olacak ama mümkün olduğunca size şöyle göstermeye çalışayım. Jantlar da oldukça büyük. Tasarım burada da başarılı. Şöyle arka tasarıma da bakalım. Hatta şöyle geniş açıya geçersem herhalde daha rahat olacak. Şöyle stoplar. Gerçekten çok çok başarılı. Şöyle etrafında dönelim, içine de geçmiş olalım. Şimdi geniş açıyla beraber içinde de daha rahat görürüz. Şöyle kapı kapanma sesini merak edenler. Yeterince tok ama o tam istediğiniz toklukta olduğunu pek düşünmüyorum. Şurada güzel süet bir malzemesi var. Üst taraf yumuşak, buralar da yumuşak. Gerçekten çok çok güzel gözüküyor. Şöyle iç mekana bakalım. Koltuklar buralarda, yanlarda süet. Şurada kumaş bir malzeme var. Yine konsolda oldukça şık. Göstergeye bakalım. Şöyle oturuş pozisyonumla beraber yepyeni gösterge grubunu zaten görüyoruz. Burada da güzel süet malzemeler var, ledler var. Ekran burada büyük değil. Opsiyonlarla beraber büyük hale geliyor. Şöyle piyano tuşumsu uygulamayı görebiliriz. Direksiyonda yine Megane 4'te kullanılan direksiyon burada karşımıza çıkıyor. İç mekandaki kalite hissi gerçekten çok iyi. Şöyle düğmelere bakalım neler var. Şerit takiple ilgili düğmeler yine burada Renault'dan alışık olanlar. Şurada start stop, daha doğrusu auto hold noktası var. Start stop diyorum. Auto hold'da park frenini buraya koymuşlar. Direksiyonun sol tarafında cruise control ile ilgili kısımlar var. Şunlar ne bilemiyorum. Burada şu an görme şansım maalesef yok. Sağ tarafta da yine düğmeleri şöyle bakmış olalım. Konsolda neler var? Konsolda da havalandırma düğmeleri böyle piyano tuşu şeklinde şekillendirilmiş. Şöyle kayar bir konsol var. Değişik. Bu sanki vites topuzumuş gibi. Ama değil, şurada telefonun şarj noktası var. Şöyle şurayı da açalım. Açamayalım. Açılmıyor. Neyse. Başaramadım açmayı. Şöyle bir genişten de etrafına bakalım. Tavan da çok güzel bu arada. Şurada kullanılan malzeme böyle gri tonlu. Şöyle cam tavanımıza bakış atmış olalım. Kocaman bir cam tavan var. Geçelim arka koltuklara. Arka koltuklar kayabiliyor. Kayabilir bir arka koltuk alanı var. Şöyle alanı göstereyim. Arka tarafta da havalandırma ızgaralıyla beraber çift USB-C. Alan gerçekten geniş, koltuğun sırtlığı da güzel. Cam tavan da hemen üste doğru geliyor. 500 litre civarında da bir bagaj alanımız var. Şöyle bagaja da bakalım. Yine elektrikli bagajımız var. Şurada düğmemiz. Bagaj çok çok büyük gözükmüyor. Tabii şu alanı kaldırdığımızda burada yedek lastiğin olduğunu da görüyoruz. Bagaj beklediğimden biraz daha ufak. Stepney ile beraber daha ufak hale gelmiş oldu. Şöyle kapılar, pencereler, her şey açıkken bir geniş açı şöyle bakalım. Jantlarıyla gerçekten çok çok şık bir ürün o Austral. Kısaca şöyle bir bakış atmış olduk. İzlediğiniz, dinlediğiniz için teşekkürler. Takipte kalın.